Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Efa. Gece boyunca gerçekten de uyumadım. Çünkü bu saatin gelmesini bekliyordum ki sizlere bu videoyu göstereyim. Çünkü sizler kadar ben de heyecanla bekliyordum bu karakterin nasıl olacağını. Ve sonunda beklediğimiz oldu. Yeni karakterin görüntüleri yayınlandı. Bu videolar sayesinde karakterimizin hangi özellikleri kullandığını çok net bir şekilde görüyoruz. İsterseniz uzatmadan hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar karakterimizin ismi Killjoy olacağı söyleniyordu. Normalde öyle olacaktır. Ve ilk olarak başlayalım ilk özelliğiyle. Evet arkadaşlar ilk özelliği şöyle bir şey. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar başta bir tane yere robot bırakıyor. Ve bu robotu görünmez bir hale geliyor gördüğüm kadarıyla. Ve rakiplerini gördüğünde bu robot rakiplerin üzerine sıçrıyor patlıyor. Aynı raisin bombası mantığıyla çalışıyor. Ama bu hareket etmiyor. Sadece bir yere koyabiliyorsunuz ve aynı yerden alıp başka bir yere de taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar bu robotu. Bu robot patlıyor rakibe damage vuruyor ama arkadaşlar bu damage'den daha sonrası var ki rakibin iki kat daha fazla damage yeme özelliği kazanıyor. Bunun patladığı rakipler daha doğrusu bir dezavantaj kazanıyor rakipleriniz. Şöyle göstereyim. Bakın robotu koyuyorsunuz şu şekilde. Rakibi gördü, açıldı, patladı ve o rakip iki kat daha fazla deme başladı. Klasikle bile e, tek atışta o rakibi öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir özelliği var. Razer'in bombasından çok mu güçlü? Evet, Defense King gerçekten de güçlü. Bence bu karakter bundan sonra e, seyirci gördüğünüz kadar bu karakteri de göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak geçelim diğer özelliğine. Diğer özelliğimizin ismi ise e, unuttum. Neyse. Şu şekilde bir tane e, robot bırakıyor bir kenara. Bu robot 180 derece dönerek ateş edebiliyor. Ateşlerin arasında e, zamanlama far, e, zamanlaması düşük. Yani çok az ateş ediyor. Böyle üçlü ateş ediyor. Böyle 2-3 saniye duruyor. Yeniden ateş etmeye başlıyor. Ama arkadaşlar bir izleyelim. Bir daha izleteyim sizlere daha net olsun diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3'lü ateş ediyor böyle 1 2 saniye duruyor yine 3'lü ateş edebiliyor ve 180 derece dönebiliyor, rakiplerinizi takip edebiliyor arkadaşlar. Bunun ne işe yarayabileceğini söyleyeyim sizlere. Bu sizler için hem info alabilirsiniz hem rakiplerinizi çapraz ateş yapabilirsiniz sadece bu robot sayesinde. Mesela diyelim herhangi bir yere tek tutuyorsunuz. Bunu bir kenara koyacaksınız. Kendiniz bir kenara geçeceksiniz. Rakipler girdiğinde bu oradan siz de diğer taraftan ateş ederek rakipleri çapraz ateş alabilirsiniz. Aynı zamanda da çok iyi bir şekilde dikkat dağıtır arkadaşlar. Şu anı kadar bu karakterin hiçbir özelliğinin boşa gitmediğini söyleyebilirim. Her özelliğiyle aşırı derecede defansif bir şekilde savunma yapabilirsiniz. Çok güçlü bir şekilde gerçekten de şu ana kadar ki karakterlerin içerisinde en güçlü defans bu karakterde olabilir diyebilirim. Daha sonra geçelim diğer karakterine. Aynı zamanda belirtmem gerekir ki bu özellikleri Bıraktığınız yerden toplayıp başka bir yere götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani diyelim A'daydınız bunları alıp B'ye doğru gidip orada yeniden kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Geçelim diğer özelliğine ki bu özelliği beni çok şaşırttı ve çok güçlü bir özellik olduğunu düşünüyorum. Şimdi izliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Normalde el bombasına benziyor. Normal el bombası diyebilirsiniz. Ama bu el bombası değil arkadaşlar. Bunu attığınız anda rakipleriniz bunu görmüyorlar. Bunun gelişini görmüyorlar bildiğim kadarıyla. Okuduğum kadarıyla. Daha sonra bu patlıyor. Ve bir alan içerisinde kalan rakipler bundan hızlı bir şekilde demeye içiyorlar. Gördüğünüz gibi burada sovayı zaten böyle 2 saniyede diz çöktürüyor. İşte izleyelim bir saniye daha. Bomba patlar patlamaz buçuk saniyede falan rakibi öldürüyor. buçuk saniyede böyle 150 hasar falan veriyor. Bunun içinden kaçılabilir mi? Büyük ihtimalle kaçılabilir. Ama e, yine de mesela bir yere sıkışan rakiplerinizi e, bomba kuran rakiplerinizi bu bomba sayesinde bu el bombası diyelim biz buna e, Nanosform diye yazıyordu galiba ismi hızlı bir şekilde öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, bu da defans için gerçekten de böyle bir yere sıkışan rakipleriniz için diyelim Asya'nın haritasında A'dan giriyorlar ya Şöyle göstereyim mesela buraya atarsınız Arkadaşlar bunu A short'tan. bu da patlıyor o da patlıyor Düşünsenize neler yapabilirsiniz Normal robot patlıyor Bütün rakiplerinize vurursa bunun hasarı Hepsi iki kat demeye işiyor. Aynı zamanda el bombasını atıyorsunuz Ve el bombası sayesinde hepsi direkt ölüyor Şimdi arkadaşlar bu normal bombanın Patladığında bir kişiye mi yoksa herkese mi hasar verdiğini Gerçi tam olarak bilmiyorum böyle söyledim ama yanlış da olmasın bizleri yok veriyor galiba Evet arkadaşlar alan hasarı verdiği e, Nereden anlaşılabilir e, Yani tek kişiye değil patladı alan herkes hasar verdiğini şuradan anlayabiliriz etrafındaki çemberi görüyorsunuz değil mi Bu çember içerisindeki rakiplerinize hasar verdiği anlamına geliyordur Büyük ihtimalle yoksa böyle büyük bir e, Alan belirten bir Çember gözükmez diye düşünüyorum Evet arkadaşlar bu şekilde. Veya hareket ettiği alanda olabilir. Onu tam bilmiyorum ve bu konuda da bir bilgimiz yok. Ama arkadaşlar olursa gerçekten de çok güçlü olur. Ve bu Q'su ile birlikte kullanırsanız aşırı derecede e, çok güçlü olur diyebilirim. Daha sonra arkadaşlar gelelim karakterimizin ultisine. Ultisine bakalım nasıl bir şeymiş daha sonra yorumlayalım. Evet arkadaşlar, karakterimizin ultisi de böyle bir şey. Karakterimizin ultisinin e, ne mantık taşıdığını sizlere şöyle açıklayayım. Bunu istediğiniz bir yere bırakıyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi duvarların içerisinden de geçiyor. Daha doğrusu duvarların içerisinden de alan kapsıyor. Bu alanın içerisine giren rakiplerinizi yavaşlatıyor. Ama burada arkadaşlar ulti patladıktan sonra mı yoksa ultinin içerisine giren adamlar ee, olsa bile yavaşlatıyor mu? Onu tam olarak e, yazmamışlar ve ben de bu yüzden bunu sizlere tam olarak yorumlamayacağım. Ama e, patladıktan sonra ise olması birazcık mantıksız olurdu. Patladıktan sonra gördüğünüz gibi burada böyle stanyo rakipleriniz böyle yavaş hareket etmeye başlıyor. Böyle e, elinden de silah falan bırakıyor galiba. Bakalım bir. Aynen elinden silah bırakıyor ve böyle e, yavaşlamaya başlıyorlar. Bridge stanı gibi bir şey ama çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum ve 8 saniyeliğine yavaşlıyorlar. Bunu da şurada gösterdiği çemberin içerisindeki rakiplerin başına geliyor ve rakipleriniz bunu kıramıyorlar arkadaşlar. Böyle bir özelliği de var. Buna ateş etseler bile kırılmıyor. Bu patladığı anda da rakipleriniz şu şekilde stanıyorlar. Ama şu normal böyle buradaki normal animasyonunda yani şöyle etrafa böyle dağıldığında da Rakiplerinizi yavaşlatıyor mu yavaşlatmıyor bunu tam bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle yavaşlatmaz. Çünkü çok büyük bir alanı kapsıyor. Yani siz bunu mid'e bıraksanız Mid tamamen donar. Kimse hareket edemez diye düşünüyorum yani bu ulti sayesinde. O yüzden büyük ihtimalle öyle değildir. Öyle olursa Çok şaşırırım. Bilmiyorum. Umarım değildir. Çünkü olursa yani Çok saçma olur aslında. Evet. Büyük ihtimalle bunun içerisindeki alanı gösteriyor ve patladıktan sonra şurada izleyelim arkadaşlar. Neredeyse böyle 20-30 metreye yakın bir araziyi kapsıyor. Ve bunun içerisinde kalan rakiplerle birlikte patladığında ulti rakiplerini stun yiyorlar. Şurada gördüğünüz gibi şu an stun yiyorlar. Bu şekilde ultisi arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bunun da tam olarak nasıl çalıştığını oyuna geldiğinde göreceğiz veya tam olarak açıklandığında göreceğiz. Ama şu ana kadar yazılanlar bu şekilde ben de sizlere tam bir şekilde net bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Haberiniz olduğu gibi de ben karakter tam olarak böyle görüntüleri, bilgileri çıkmadan sizlere bilgiler aktarmamaya çalıştım. Bilmem sızıntı videolarıdır, seslerdir, fotoğraflardır vesaire vesaire. Böyle şeylerle 9000 kişiyi ben meşgul etmek istemiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi net bir bilgi varsa ben bunları sizlere aktarıyorum ve bu şekilde sizler için de ve benim için de daha şeffaf bir şekilde videolar hazırlamış oluyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu karakter geldiğinde gerçekten de ee, sevilen bir karakter olur ki inanıyorum olacağına çünkü bu kadar defansif bir karakterin gelmesi Bence iyi bir şey oldu çünkü şu ana kadar en iyi defansif karakterlerimiz Sage ile Cypher'dı Ama onlar da gerçekten günden güne nerf yediği için ee, Çok kolay oluyor artık onları geçmesi ve bu karakterin Gelmesiyle birlikte Brimstone Killjoy, Cypher, Sage Ve bir tane de Entry Fragger alırsanız Bu Raze olabilir veya bilmiyorum Phoenix olabilir, Jet olabilir. Bu kompu bilmiyorum. Gerçekten de meta yapacağımızı düşünüyorum. Herkesin bunu oynayacağını düşünüyorum ve bu şekilde de çok güçlü bir meta oluşabilir. Sizce bu karakterle bizim neler bekliyor? Yani oyuna geldikten sonra bu karakterden değişiklikler olabilir mi? Nerf yemesi lazım mı? Yoksa yeterince iyi değil mi? Vesaire artık kafanızda ne yorum varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Çünkü gerçekten de merak ediyorum. Aynı zamanda arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atarsanız çok sevinirim. Çünkü bu şekilde videolarımız daha çok insanın ana sayfasına gidiyor. Ve bu şekilde kanalımız daha hızlı bir şekilde büyüyor. Bildiğiniz gibi like'ı ben e, şu an kendimi tatmin etmek için e, yani bakayım bir like'ım çokmuş falan demek için istemiyorum arkadaşlar. Sadece siz like attığınızda YouTube böyle çalışıyor. Videolarımız daha çok insanın ana sayfasına ulaşıyor. Ve bu şekilde kanalımız daha hızlı büyüyor. E, bunu da sizlere söylemiş olayım. Ee, ve kanala abone olan, like atan herkese de şimdiden çok teşekkür ederim. Aynı zamanda arkadaşlar isterseniz de Discord adresime katılabilirsiniz ve bu şekilde Discord adresimize katılarak kendinize oynayacak oyun arkadaşları bulabilir, sohbet edebilir, eğlence odalarını kullanabilir e vesaire arkadaşlar. Arada müzik falan dinliyoruz. Ben de davet ediyorum insanları. İsterseniz Discordumuza da katılabilirsiniz. 2000 kişiyi falan geçtik. Yakın zamanda Twitch'te yine yayınlarıma başlayacağım. Kaldığı yerden devam edeceğiz daha doğrusu ve dediğim gibi geçen videoda hatırlattığım gibi kendime takım kuruyorum. Rankınız Plat 3, Plat 2, Diamond, Immortal gibi seviyelerde seviyelerdeyse ve FPS geçmişiniz gerçekten de varsa mesela CS gibi oyunlarda ve diğer oyunlarda Gerçekten tecrübe olduğunuzu düşünüyorsanız benim takım başvuru odasına yazabilirsiniz. Şurada takım başvuru odası var. Buradan arkadaşlar yazdıktan sonra ben sizlere ulaşacağım. Ve bu şekilde kendimize bir ortam kurmaya çalışacağız. İsterseniz başvurabilirsiniz. Discord linki açıklama kısmında mevcut. Bu şekilde arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.